Çocuğun var, derdin var. Eder sana dünyayı dar. Varsın olsun boş versen de, dertlerin en güzeli var. Dinletemezsin sözünü, ayıramazsın gözünü. Hiç boşuna arama, yok bu derdin çözümü. Çocuğun var, derdin var. Çocuğun var, derdin var. Bugün oynayacak mısın baba? Oynayacağım tabii, oynayacağım. İkinizi birden tuzağa düşürdüm. Birazdan babanın beyninin bilgisayardan ne kadar üstün olduğunu göreceksin. Fermanı açıklıyorum. Vezirin boynu tez vurula. Demek vezirimi aldın ha? Hı-hı. Tez boynu vurula diyorsun. Tabii. Bilgisayarım atını yememi söylüyor baba. E bu durumda da şah ve mat oluyor. Şah mat mı? Evet. E bu durumda yine ben kazanmış oluyorum. Oley 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 oley. Şampiyon Efe. Evet sayın seyirciler. Sonucu açıklıyorum. Efe ve bilgisayarı 8. Ömer Gencer ve beyni 0. Ha. Ne oluyor bakayım burada? Babası yine hüsrana uğruyor anne. Bunu herkese anlatmalıyım. Ömerciğim iyi misin hayatım? Sürekli kaybediyorum. Hayatım ben sana yediğin kolesteroller zekanı köreltiyor demedim mi? Yapma Zeynep, bu konuda beni desteklemelisin. Sonuçta ben makineye karşı insan beynini savunuyorum. Efenin sevincine bakılırsa pek başarılı olamıyorsun. İlk partiyi onlar kazanmış olabilir ama nihai olarak insan beyni kazanacak. Hiç sanmıyorum hayatım. Ama nasılsa Efe ve bilgisayarı bugün sana kaybetmeyi öğretmiş. Ayrıca şunu da unutma. Bilgisayarlar abur cubur yemiyor hayatım. Kaybetmeyi öğretmişmiş. Bana bak. Sen beni nasıl yenersin? Ha? Senin paranı ben veriyorum, ben. Bak, cevap bile vermiyor. Keseceğim elektriğini ha. Hayırdır Sibel? Ne bu telaş? Ay affedersin enişteciğim. Acilen maillerime bakmam gerekiyor da. Ha bu hain aletle senin de işin var yani. Ha? Ha evet. Böyle olacağını bilmiyordum. Bilgisayarla konuşmaya başladı herhalde. Teyzeme virüs bulaşmış. Bence de Ece. Hem de en kötülerinden. Hadi gel bilgisayarda oynayalım. Ya ben de virüs bulaşır. Bulaşmaz Ececiğim. Bulaşır. Bulaşmaz. Bulaşır işte. Bulaşmaz. Bulaşır işte. Sen ona bulaşmazsan o da sana bulaşmaz Ececiğim. Biliyordum teyze. Ne oldu abi? Teyzem mailini açık unutmuş. Mail ne demek? Boş ver Ece, boş ver tamam. Vay vay vay. Demek teyzeme bulaşırsın ha? Ben demiştim. Bu işe bir erkek olarak el atmalıyım. Ne işi? Ama bu benim boyumu aşabilir. Bu işi çözse çözse bir kişi çözer. Ne işi? Boş ver Ece, boş ver. Bilgisayarda oyun oynamak ister misin? İsterim. Hadi o zaman. Şimdi Ececiğim sen maymunsun. Sen maymunsun. Tamam, tamam. Ben maymunum, tamam mı? Şimdi sen bununla o maymunu ilerleteceksin. Bununla da muzları toplayacaksın, tamam mı? Tamam.
biliyoruz herhalde. Ben de bu işi çözebilecek tek kişiyi arayayım. Gelin bakalım muzlar. Oley. Sen görürsün teyze. Alo, Murat Bey'le mi görüşüyorum? Ben bir dost. Merhaba abi. Merhaba kızlar. O bez elinde ne yapıyorsun öyle? Bu mu? Şey ya, ben telefonun tozunu alıyorum. Sen toz alıyorsun. Hayırdır inşallah. Ben en iyisi toz alma işlemine içeride devam edeyim. Görüşürüz. Neyse kızlar. Ay mülkünden yeni ayrıldı ya, kendini toz almaya, temizlik yapmaya falan verdi. Hadi mutfağa. Buzdolabı bizi bekliyor. Merhaba anneciğim. Merhaba tatlım. Hoş geldiniz kızlar. Nasılsınız bakayım? İyiyiz. Güzel. Otursanıza. Teşekkürler. Anneciğim, filmden önce bir şeyler atıştırabilir miyiz? Tabii hayatım, keyfinize bakın. Kızlar, ne yersiniz? Kaşar peyniri, spagetti, salam, yaprak sarma, ton balığı. Hepsi mi? Evet. Aslıcığım, buzdolabında dolabı aydınlatan lambadan başka bir şey kalmadı. Onu da yemek ister misiniz? Ya, filmden önce biraz vaktimiz vardı. Bir şeyler atıştıralım dedik. Yani atıştırın kızım da. Ya yani yanlışlıkla sinema yerine mide fesadından hastanede bulmayın kendinizi. Hangi filme gideceksiniz bakalım? Ezgi ve ben Kertenkele Yasağı'nın geri dönüşünü görmek istiyoruz Zeynep teyze. Ama ben Sonsuz Yaz'ı görmek istiyorum. Kertenkele insanların görecek neyi var? Çok komik bir film. Kertenkeleler gelip bilim adamın sırasını yiyorlarmış. Evet ama kertenkeleler haklı. Çünkü onlar cani bir bilim adamı. Bu adamdan az mı? Sonsuz Yaz nasıl bir film peki? Çok güzel bir aşk filmi anne. Ya 16 yaşında iki tane çocuk tatile çıkıyorlar ve orada tanışıyorlar. Ya beraberce geziyorlar, tozuyorlar, eğleniyorlar. Bir gün tekneyle geziye çıktıklarında fırtına başlıyor ve tekne batıyor. Demek ıssız bir ada. Ve yalnız. Ve ikisi de 16 yaşında. Ne güzel değil mi anne? Bence siz kertenkeleleri görmeye gidin. Sinemadan sonra Ezgi'de kalmaya gidiyordum anne. Hatırlıyor musun? Yoksa vaz mı geçtiniz? Yok yok. Tamam. Sen hiç tahmin etme enişteciğim. Ben bakarım. Alo? Ben Sibel Ceylan. Evet, burada. Bir saniye lütfen. Telefon sana eniştecim. Çok önemli bir telefon bekliyorum. Lütfen kısa kes. İyi. Önleri biraz kısa tutarım. Arkaları da uzun bırakırım. Uyar mı? Enişte, ben çok ciddiyim. Gerçekten çok önemli bir telefon bekliyorum. Yani şu telefon bir benim için çalınca önemsiz oluyor. Ver şunu, ver. Alo. Buyurun. Faruk. Biliyorum. Namık Bey'in söylediği asistan sensin. Öyle mi? İmzaların bugün atılması gerekiyormuş. İyi tamam Faruk, burada buluşalım. Sen adresi aldın mı peki? Tamam bekliyorum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Oo, asistan. Hayırdır? Yine bir cumartesi eziyeti için mi geldin? Bu sefer eziyet için gelmedim efendim. Eziyet değil. Ne peki? Şöbiyet mi? Murat hayırdır, ne oldu? Aslında ben sizinle oturup biraz dertleşmek istemiştim efendim. İyi, tamam geç evladım, geç. Geç. Rahatına bak.
Ne oldu Muratçığım? İnşallah hayırdır. Biliyor musunuz Ömer Bey? Hı. Zeynep Hanım'la sizin harika bir ilişkiniz var. Öyle mi? Allah Allah. Yine de ilgilendiğin için sağ ol. Ama cumartesi cumartesi herhalde bunun için gelmedin. Umarım ileride benim de sizin gibi bir evliliğim olur efendim. Olur tabii evladım. Niye olmasın? Bilmiyorum ama sanırım asla olmayacak Ömer Bey. Allah Allah. Nereden çıkarıyorsun bunu? Bence senin önünde koskoca bir yaşam var Murat. Evet biliyorum ama büyük bir adamın da dediği gibi yalnız bir adam yarım bir adamdır Ömer Bey. Ben aslında biriyle aramda kozmik bir uyum olmasını istiyorum efendim. Kozmik uyum mu? Evladım yıldızlarla mı evleneceksin? Hayır efendim yani ben bunu tam olarak nasıl anlatabileceğimi de bilemiyorum ama... Ben de zaten senden bunu beklemiyorum Murat. Efendim eğer izin verirseniz size okul yıllarımda başıma gelen çok ilginç bir anımı anlatmak istiyorum. Murat yine hazırladığın astronot eğitim projesini anlatmayacaksın umarım. Hayır o değil efendim. Ben şimdiye kadar hiç kimseyle paylaşmadığım bir sırrımı size açmak istiyorum efendim. Sır mı? Neymiş bakayım bu sır? Efendim o yıllarda Sinem adında bir kızla çok uyumlu bir arkadaşlığımız vardı. Uyumlu? Kozmik olarak mı? Hayır efendim o derece değil. Sonra? Efendim biz bu Sinem'le çok güzel bir arkadaşlık sürerken... Birlikte sinemaya gidiyoruz, alışverişe çıkıyoruz. Çok iyi anlaşıyoruz. Ben ailesiyle tanışıyorum. Sonra yemeğe gidiyoruz. Onlar da yemeğe kolayca kalabiliyorum. Hiçbir sorun yok yani. Devam et. Efendim bu böyle 3 sene boyunca gitti. Sonra bizim sınıfa Gazel adında bir çocuk geldi. Ve Sinem bu Gazel'den hoşlanmaya başladı. Gazel hariç. Sinem akrep burcuydu bilirsiniz. Akrep burcu ne kadar dışa dönük, efendim renkli bir hayatları olur. Bense terazi burcuyum. Gazel ise boğa burcuydu. Yani boğalar ne kadar inatçıdır bilirsiniz. Neyse efendim. Gel zaman git zaman. Sonra bu Gazel birdenbire Gazel hariç, hariçten Gazel olmaya başladı. Sinem'le aramıza girdi. Yani netice olarak biz Sinem'le kozmik uyum yakalayamadık efendim. Benim bütün planlarım suya düştü. Muratçığım bak ne diyeceğim. Sibel içeride odasında istersen siz birlikte çıkın böyle bir hava alın. Sibel Hanım yok yok ben burada oturup sizinle birlikte hayatı konuşmak istiyorum Ömer Bey. İyi de evladım sen burada benimle hayatı konuşmaya devam edersen yani benim kozmik uyumum, intergalaktik sistemim alt üst olacak. Anlıyorsun değil mi benim? İyi tamam tamam hadi kalk kalk gel sen benimle mutfağa. Ben orada gezegenlerimi kontrol ederken sen de şöyle bir kafanı dinler bitki çayı içersin. Sinirlere birebirdir. Hadi bakalım hadi. Sana o yeşil çaylardan yaparım. Rahatlarsın biraz. Murat. Merhabalar Zeynep Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun burada? Canım biraz sıkkın da ben de bulaşıkları yıkayıvereyim dedim. Canın sıkıldıkça bulaşık mı yıkıyorsun sen? Tabii efendim, yani bulaşık yıkamak stresin en büyük ilacıdır. Buna istersen bir de evinde bulaşık makinesi olmayan ev kadınlarına söyle ha. Ayna gibi olmuş. Görüyorum Ececiğim. Murat, iyi misin sen? Gel bakayım şöyle. Yoksa yani bizi anlatmaya çekindiğin bir sorunun falan mı var? Bunu da nereden çıkarttınız Zeynep Hanım? Ay bilmem. Ömer söyledi. Gerçi haline bakılırsa bunu kimsenin söylemesine de ihtiyaç yok ama... Otur. Şu yüzünün haline bir bak. Ececiğim lütfen. Hadi sen içeri. Koş koş koş. Şey Zeynep Hanım. Bunu nasıl söyleyeceğimi gerçekten bilmiyorum ama. Evet. Ben bir saat önce bir telefon aldım. Hayırlı olsun. Nasıl böyle hani renkli ekranlı kameralı falan oluyor? Onlardan mı? Hayır efendim öyle değil. Yani bir ihbar telefonu aldım. Ne ihbarıymış bu? Allah muhafaza karanlık bir şey olmasın Murat? Evet Zeynep Hanım. Hayatımda aldığım en karanlık telefon buydu. Murat'cığım uzatma lafı da anlat. Yani yoksa tehdit
filan mı ediyorlar seni? Evet efendim, tehdit ediyorlar. Geleceğimi, mutluluğumu, hayatımı tehdit ediyorlar. Hemen Ömer haber verin, ben polisi arayalım. Hayır hayır, yanlış anladınız. Yani siz hiç merak etmeyin Zeynep Hanım. Sadece olanları tekrar değerlendirmem için kısa bir süre ihtiyacım var. Murat, böyle gizemli gizemli konuşuyorsun, korkutuyorsun insanı. Ne oluyor? Kim tehdit ediyor seni? Siz hiç merak etmeyin Zeynep Hanım. Yani her şeyi açıklayacağım, siz hiç merak etmeyin. Sadece bir saat önce aldığım bu telefondan dolayı benim kafam biraz karıştı. Yoksa yeni bir iş teklifi falan mı aldın? Yok, hayır Zeynep Hanım, hayır hayır. Murat, kimle konuştun oğlum bir saat önce? 65 dakika olmuş efendim. Kimle Murat'cığım? Bir dostla efendim. Bir dostla? Evet efendim, bana gözlerimi açmamı tavsiye eden bir dostla. Murat, sen gerçekten iyi olduğuna emin misin? Evet Zeynep Hanım, gerçekten iyiyim. Siz hiç merak etmeyin. Zamanı gelince bilmesi gereken herkese bu küçük sırrı açıklayacağım efendim. Ne oldu teyze? Bu aralar odamdan çıkmaz oldun. Yok canım. Sadece bir mailime bakayım demiştim. Ayrıca sana söylemek istediğim çok önemli bir şey var Efe. Ne oldu? Yoksa bilgisayarım mı bozuldu? Biraz sonra bir arkadaşımla buraya görüşmeye gelecek. Ama ben daha onu tanımıyorum. Tanımadığım bir arkadaşım var ve buraya gelecek, öyle mi? Ya aslında aynı dershaneye gidiyormuşuz. Ve o da buralarda bir yerde oturuyormuş. Sakın bu bir haftadır internet üzerinden yazıştığın arkadaşın olmasın ha? Sen bunu nereden biliyorsun? Biliyorsun ki teyzeciğim, o benim bilgisayarım. Senin değil Efe, hepimizin bilgisayarı. Olabilir ama sonuçta benim odamda, değil mi? Yani biri o bilgisayarda bir şey yaparsa direktman benim haberim oluyor. Ne yani? Şimdi sen gizli gizli benim maillerimi okuduğunu mu söylüyorsun? Yok yani, hepsini değil. Ama birkaç tanesini istemeden okudum tabii. Canım, ben yani o kadar yazıştıktan sonra sadece merak ettim. Gerçekten hepsi bu. Peki benden ne istiyorsun? Hiç. Senin de onu görmeni ve bana fikrini söylemeni istiyorum. Tamam teyze. Ama annemle babamı ne yapmayı düşünüyorsun? Canım, kapıdan bir merhaba diyecek, sonra da gidecek. O kadar. Bizimkiler bunu duyunca artık ne yaparlar bilemiyorum. Ceza mı? İnfaz mı? Çok tehlikeli, çok. Bunun için epey bir yardıma ihtiyacın olacağı kesin. Efe, ağzındaki baklayı çıkarır mısın lütfen? Ya biliyorsun, Öykü'yle yarın sinemaya gideceğiz. İşte böyle patlamış mısırlar, kolalar falan sinema büfelerinde çok pahalıya satılıyor. Ne kadar? Vallahi teyzeciğim bilmiyorum, o senin güzel gönlünden ne koparsa. Efe, kaç para dedim? Bir onluk işimi görür. Teyze, sana küçük bir şey daha söyleyeceğim. Efe, iki tane mailimi okudun diye benim durumumu kötüye kullanmaya kalkma. Yok teyzeciğim, yani öyle bir şey yok. Ya gerçekten önemli bir şey söyleyeceğim. Ama sen istemezsen tabii yani. Tamam. Neymiş bakalım bu önemli şey? Murat abi de burada. Sen ciddi misin? Evet. Ama sen istersen onun da bir çaresine bakarız. Ama senin de tahmin edebileceğin gibi paranın rengi yeşile dönüşmeye başlar. Aptallık bende. Neyse, kalkıştık bir kere. Ama sen de bana yardım edeceksin ona göre Efe. Tamam, sen hiç merak etme teyze. Anlaştık o zaman. Tamam. Teyze, küçük bir şey daha söyleyeceğim. Efe, bir kuruş daha isteme, kavga ederiz ona göre. Ya teyze, sen de iyice benim para göz belledin ha. Ya nereden çıkarıyorsun bunları? Ya
Sadece ben çocukla tanıştıktan sonra sen yanımıza gel ve hava nasıl diye sor. Niye? Ya niye olacak teyze? Yani eğer havalar iyi dersen demek ki çocuk iyi bir çocuktur. Ama eğer havalar kötü dersen çocuk kötü bir çocuktur, anladın mı? İyi de neden ki? Ya teyzeciğim, yani kendini tanıtmak zorunda değilsin ki. Eğer ben sana havalar kötü dersem sen de gidersin. Ben de çocuğu bir biçimde savarım. Ay, bu çok iyi fikir Efe. Herhalde teyze. Tamam, anlaştık o zaman. Tamam, anlaştık. Yarım saate kadar burada olur zaten. Tamam, sağ ol. Efe, tamam. Ama onu mutlaka senin karşılaman gerekiyor ona göre. Tamam, hallederim ben, merak etme. Üf, üf. İşte kozmik uyum böyle bozuluyor. Neymiş efendim, mütasıpmış, soyunamazmış. E bu poz ne? Aa, her şey dışarıda. Aa, hoş geldin delikanlı. Merhaba. Sen abi. Faruk olmalısın değil mi? Evet efendim, nasılsınız? İyiyim iyiyim, geç geç, hoş geldin, geç. Sağ ol. Ver ben alayım paltonu senin. Efendim zahmet olacak size. Ne zahmeti canım? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Senin kravatın nerede Faruk? Şey, kimse bana kravattan bahsetmemişti efendim. Olmadı şimdi. Bak, bir stajyer olarak ilk dikkat etmen gereken şey kravat takmaktır. Ona göre. Efendim ben bir koşu eve gideyim, kravat takayım. Yok evladım, gerek yok, gerek yok. Sen dur, ben sana bendekilerden uygun bir şey veririm. Hadi çok al teşekkür ederim efendim, zahmet olacak. Zahmet, rica ederim. Geç otur. Bir zamanlar ben de senin gibi stajyer bir çaylakken taktığım kravat vardı. Onu bulursam sana veririm. Şans getirir. Yani umarım. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Bir şey değil. Otur otur otur. Rahatına bak. Kendi evin gibi davran ha. Rahat ol. Sağ olun efendim. Gazete falan okuyabilirsin de kaldığım yeri bozma. Yani yine orada bırak. Olur mu? Olur efendim. Sence babam Murat'ın moralini yerine getirebilecek mi? Ay bilemiyorum Tijan. Yani derdini anlasam yardımcı olacağım ama Murat'ı biliyorsun. Yani nasılsın diye soruyorsun, 10 dakika boyunca konuşuyor ve o konuşmanın içinde nasılsın sorusunun cevabı yok. Babama da öyle yaparsa babam ona bir hıyt asker der, bülbül gibi şakır. Keşke çocuğun sorunu çözülebilir bir sorun olsun. Murat abi nerede anne? Alpay amcayla biraz dolaşıyorlar. Yuh be, Murat abi de fos çıktı. Bu ne demek şimdi? Öyle arenayı boş bırakıp kaçmak var mı? Eh, benden günah gitti. Aa, bu Murat'tan da beter ayol. Anlayabilene aşk olsun. Merhaba. Merhaba. Ben Efe'yim. Sibel teyzemin yeğeni. Merhaba, ben de Faruk. Senin önceden geleceğini biliyordum. Ve seninle tanışmayı çok istiyordum. Öyle mi? Ha. Çok bekledin mi? Yok hayır. Birkaç dakika önce geldim ben de. Peki seni içeri kim aldı? Ömer Bey aldı. Ne? Babam mı seni içeri aldı? Evet. Peki şimdi nerede? Bana kravat getirmek için içeri geçti. Kravat? Hı hı. Hı? Galiba seni boğmaya karar verdi. Nasıl? Anlamadım. Boşver ya. Zaten ben de anlamadım. Geç otur şöyle biraz sohbet edelim ha. Sorun olmaz tabii. Tabii sorun olmaz. Ben seni gerçekten yakından tanımak istiyorum. Burcun ne? Ha. Burç mu? Burç yani ne zaman doğdun? Ha, ben 3 Kasım'da doğdum. Yani akrepsin ha? Evet. Kendine karşı dürüst ve zeki, öyle değil mi? Evet, teşekkür ederim. Hangi okulda okuyorsun? Ben endüstri meslek lisesini bitirdim. Gerçekten mi? Hı hı. Yani şimdiden bir meslek sahibisin ha? Evet. Galiba orada pek fazla kız olmuyor. Ama eminim senin bir sürü kız arkadaşın vardır ha? Yani pek öyle sayılmaz. Ben okulumu yeni bitirdim. Sonrasında iş falan. Havalar bayağı iyi desene. Anlamadım. Boş ver. Ah be Murat abi. Yeni teyzemi şu tıfıla kaptırdın ya. Helal olsun. Bir şey mi dedim? Ben mi? Hı. Yok bir şey demedim ya. Mey ne demek teyze? Sen nereden biliyorsun bakalım Meyli?
abim senin mailini okudu. Biliyorum Ececiğim. Bu yüzden 20 milyon kaybettin. Ne yapıyorsun enişte? Kravatımı arıyorum. Ya senin kravatın benim dolabımda ne işi var? Sibel, mesela bu benim kravatım, senin dolabında. Ama Allah'tan aradığım kravat bu değil. Ha? Al işte. Benim gömleğim senin dolabında. Ha? Senin dolabında benim kasketim. Bu da benim elbisem. Ver bakayım. Nerede bu kravat ya? Galiba babam sağlam bir kravat bulamadı. Anlayamadım. Enseni alsınca kopmasını istemez. Çok şakacısın. Biz ailecek şakacıyızdır. Sen buna alışsan iyi edersin. Aa, merhaba. Merhaba. Sen buraya ne zaman geldin? Birkaç dakika önce geldim. Ama havalar hiç fena değil teyze. Bir de sen kontrol et istersen. Ha? Siz kimsiniz acaba? Benim Sibel. Aa, merhaba. Ben de Faruk. Memnun oldum. Faruk. Evet. Ha, romantik 667. Anlayamadım. Yani nickname'in. İnternetteki. Ben de deli kız. Deli kız 1025. Pek anlamadım ama yine çok memnun oldum. Seni içeri Efe mi aldı? Yok teyzeciğim. Babam almış. Enişten mi? Ha. Ben de o gelene kadar Faruk'a eşlik etmek istedim. Eniştem almış ha? Evet. Harika. Peki eniştenle nasıl tanıştınız? Biz önce telefonda tanıştık. Telefonda ha? Havalar iyi dedin değil mi Efe'cim? Aslında biraz soğuk. Vallahi iyiydi ama galiba kapatacak. Çünkü yağmur bulutları havada dolaşıyor da. Öyle mi? Ben gelmeden önce ajanstan dinledim. Bir yüksek basın sistemi yurdu bu akşama kadar terk etmeyecekmiş. Hah! Anladım. Benim aklıma şimdi geldi. Çok önemli bir işim var. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben ama Efe... Görüşürüz. Otursana. Sonunda seninle yüzle tanışmak nasip oldu. Tanıştığımıza ben de çok sevindim. Gerçekten. Bu arada giyme tarzını çok beğendim. Gerçekten. Teşekkür ederim. Ömer Bey de bana içeri kravat arıyor. Ciddi misin? Gerçekten. Peki eniştem neden sana kravat arıyormuş? Bilmiyorum. Gerekli olduğunu söyledi. İyi ama niye kravat takman gerekiyormuş? Ömer Bey gerekli olduğunu söyledi. Aslında ben de onunla aynı fikirdeyim. Gerçekten. Gerçekten. Hem biliyor musun o çok iyi bir insan. Hem de büyük bir şirketin üretim müdürü. Bildiği şeylerin çoğunu bana da öğreteceği için çok mutluyum. Öyle gerçekten. Öyle mi? Sibel, ne oldu ablacığım? Neyin var? Hiç. Hayalet görmüş gibisin. Ya, bilmiyorum ki Tijan teyze. Garip bir şeyler oluyor ama tam olarak ben de ne olduğunu anlayamadım. Ne o? Murat gibi sen de kalp ağrıları mı çekiyorsun? Niye? Murat'ın kalbi mi ağrıyor? Bugün ona bir merhaba demediğin için çocuk 3 sefer bulaşık yıkadı da. Niye bulaşık yıkıyor? Sinirlere iyi geliyormuş. Bak ben sürekli yıkıyorum, benimkine iyi gelmiyor. Sen de bir el at istersen. Bak sinirlerin yatışır Sibel'cim. Yok ablacığım, yani benimki pek yatışacak gibi değil. Niyeymiş? Ya ne oluyor size Allah aşkına? Abla, ya demin eniştem hiç tanımadığı bir çocuğa ta stajyerken taktığı kravatı verdi. Sonra onunla iş yerine gitti. Ha Faruk'u diyorsun sen. Ha, sen de mi tanıştın onunla? Yo ama Ömer bahsetti biraz. Fabrikada staj yapmak isteyen yeni mezun bir çocukmuş. Namık amcan var ya, işte o bahsetmiş Ömer'e. Birlikte bir takım işlemleri halletmek için fabrikaya gittiler. Ay o değilmiş yani. Kim değilmiş yani? Ay neyse abla, tamamen benim aptallığım. Sibel, şu kapıya bak. Aa,
Hoş geldiniz. Merhabalar Sibel Hanım. Merhaba Murat. Ya kusura bakma, bugün sana merhaba diyemedim. Yani biraz işlerim vardı. Yok, yani hiç önemli değil Sibel Hanım. Tabii insanın kendi işleri olunca başkasına vakit ayıramıyor, çok normal. Oo Murat, bakıyorum açık hava sana iyi gelmiş. Evet, albayımla biraz sohbet ettik de. Öyle mi? Konu neydi acaba? Ne konusu kızım? Biraz dünya meselelerinden konuştuk. Öyle değil mi Murat? Evet. Ben bakarım, bir arkadaşım gelecekti de. Merhaba. Merhaba, girebilir miyim? Hayır, giremezsin. Neden? Çünkü sen yabancısın. Hayır, ben yabancı değilim. Ben romantik 667'yim. Ama sen deli kız 1025 olamadın değil mi? Ne oluyor burada Ececiğim? Teyze, bu romantikmiş. Romantik mi? Affedersiniz. Benim ismim Tahir. Mümkünse rica etsem deli kız 1025 ile görüşebilir miyim? Hatta adının Sibel olduğunu da yazmıştı. Sen Sibel'i tanıyor musun? Yok, tanımıyorum ama geçerken bir merhaba demek istemiştim. Ben onun sohbet odasından bir arkadaşı oluyorum da. Bir süredir mail yoluyla konuşuyorduk kendisiyle. Yine mi mail? Ececiğim, sen iki dakika susar mısın lütfen? Siz burada bekleyin. Ben içeri gidip bir sorayım bakayım. Sibel var mıymış? Tamam, ben şuraya otururum hemen. Yok, orası olmaz. Siz burada oturun, olur mu? İyi de burada oturacak bir yer yok ki. İyi işte. Sizi ayakta beklemiş olursunuz. Öyle değil mi? Doğru söylüyorsunuz. Ayakta beklerim ben de. Hadi bakalım Sibel. Ayıkla pirincin taşını. Pilav mı yapacağız? Evet canım. Ne var Sibel? Kimmiş gelen? Ya ablacığım, çok özür dilerim ama ben başıma büyük bir bela açtım. Nasıl yani? Sakin ol kızım, sakin ol. Ne oldu Sibel Hanım? Ya internette bir çocukla yazışıyordum. Bugün görüşmek, sadece merhabalaşmak için sözleşmiştik. Nasıl yaraladınız beni? Efendim? Yok bir şey yok. Peki sonra ne oldu? Ablacığım ne olacak? Çocuk burada, kapının önünde. Nasıl yani? Sen hiç tanımadığın bir çocuğa evinin adresini verdin öyle mi? Ya ablacığım, yani böyle olacağını nereden bilebilirdim? Ne demek nereden bilebilirdim Sibel? Ablacığım çok özür dilerim. Hem kapıya Efe bakacaktı. Bana hava durumunu bildirecekti. Ama stajyer çocuk her şeyi karman çorman etti. Bunun cezasını çok fena çekeceksiniz Sibel Hanım. Ne yapıyor çocuk dışarıda şimdi? Vallahi bilmiyorum ki. İçeride Sibel var mı diye sorayım dedim. Kaçtım geldim buraya. Sakin olun. Görev sana. Şimdi bir çocuk hiç görmediği bir Sibel'i bekliyor kapıda. Öyle mi? Evet Alpay amca. İsmi de romantikmiş. Neymiş? Romantik 667. Tamam. Ben şimdi gidiyorum. Hiç merak etmeyin. Göstereceğim ona Sibel kimmiş. Ben de geliyorum albayım. Bir dakika, sakin olun. Burada kimse görünmüyor. Gitmiş galiba albayım. Buradayım deli kız, buradayım. Ne deli kız ya, ne diyor bu? Ne deli kızı oğlum, kimi arıyorsun? Ben deli kız mı dedim? He? Hayret. Yok canım, siz yanlış anladınız sanırım. Merhaba amca, ben Tahir. Tahir. Romantik Tahir. Yok canım, sadece Tahir. Ben de deli kız 1025 Sibel. Ne? Sibel mi? Yok canım. Merhaba Bücür, ben de Murat. Amca sen ciddi misin? Ne sandın ya? Bilgisayar virüsü. Yani bu Sibel öyle mi? Sibel deyip durma, ağzından çıkanı kulağın duysun yok. Albay amca, müsaade. Ben hallederim. Evladım, sen niye arıyorsun Sibel'i? Ya efendim, ben hiçbir suç işlemedim ki. Bir haftadır kendisiyle internette chatleşiyorduk. Nereden bilebilirim böyle bir şey olacağını? O kadar da söyledim. Bana bir fotoğrafını göster. Gül cemalini göreyim diye. Böyle oldu. Oğlum ağzından çıkanı kulağın duysun. Askerliği bitmeyecek yoksa. Albay amcacığım, sakin ol. Ben hallederim, merak etme.
Ne yapacağız peki Zeynep Hanım? Bırakalım gitsin mi bu internet faresi? Şişt, hop hop hop! Ne oluyor internet faresi falan? Ne diyorsun sen? Tamam Tahir'cim, tamam. Burada Sibel diye biri yok. Yani aslında var da o Sibel kesinlikle senin aradığın Sibel değil. Yani deli kız Sibel beni kandırmış mı? Görünen o ki öyle olmuş. Ama nasıl olur ya? Bana nasıl yanlış adres verir? Beni niye çağırsın o zaman? Birbirimizi tanıyacağız, daha iyi tanışacağız demişti bana. Ne tanımasın ya? Hadi oğlum bas git ya, bas git bir daha gelme. Ya zaten Kazım abi bana söylemişti bunu ya. Kim lan bu Kazım? Kazım bizim internet kafenin sahibi Sibel Bey amca. Asker, bana Sibel deme, canımı sıkma benim. E kusura bakma amca, aman sen beni şaşırtıyorsun. Sibel mi Kazım mı, ben hangisini ayırt edeyim ya? Ya bana Kazım abi dedi ki, oğlum bak bu kıza inanma, deli kız, seni kandırır, rezil eder dedi. Ben inanmadım ki, ha benim bu taş kafam yok mu? Onun yüzünden oluyor zaten. İnanmadım, ciddiye almadım, işte böyle oldu. Tahir'cim bak, gençsin, yakışıklısın. Daha ne Sibel'ler bulursun sen? Tabii canım, bunda bu kadar sıkılacak bir şey yok. Evet, en güzeli ben Kazım abinin yanına gideyim de benim kınalı kuzumla sohbet edeyim. Daha güzel teselli bulurum herhalde. Kınalı kuzu kim anne? Sibel seni gerçekten anlamıyorum ya. Böyle bir şey nasıl yaparsın ya? Ablacığım yemin ederim sadece merak ettim. Yalnızca yüzünü görecektim, hepsi bu. Kızım sen bu adamı tanımıyorsun bile. Bilgisayarda tanıştığın birine evinin adresini nasıl verirsin ya? İşte ben o yüzden Murat abiyi çağırdım. Yani teyzemin birkaç mailini görünce onun da bundan haberi olması gerektiğini düşündüm, o yüzden. Aferin benim düşünceli oğlum. Neden acaba annene ya da babana haber vermek gelmedi aklına? Ya ablacığım yemin ederim. Tamam ikiniz de kesin. Saçmalamayın hadi. Ayrıca senin hatanı daha sonra konuşacağız Efe Bey. Bunların hepsi biraz da Efe'nin yüzünden oluyor abla. Çocuk geldiği zaman kapıda o karşılayacak, bana hava durumunu verecekti. Ben sana hava durumunu vermedim mi teyzeciğim? Evet verdin. Yağmur yağacak dedi, fırtına koptu. Aa yeter. İkiniz de şimdi derhal odalarınıza. Ve Ömer gelmeden de çıkmak yok, anlaşıldı mı? Tamam anne, anlaşıldı. Efe, odandaki bilgisayarı açık görürsem eğer ne olacağını biliyorsun değil mi? Biliyorum anne. Ha. Ablacığım, bu olayda ne Efe'nin ne de bir başkasının hatası var. Hepsi benim hatam, gerçekten. Odana. Hayatım, şu anda yorgunluktan bitmiş bir adama bakıyorsun. Benim kadar tükenmiş olamazsın Ömer. Yavrum ben bütün öğleden sonra saçma sapan abuk subuk işlerle uğraşmak zorunda kaldım. Eve geldikten sonra deli kızın cezasıyla cebelleştim. Sonra dürüst Efe 007'nin odasındaki bilgisayarı dışarı taşıdım. Sonra da kozmik asistan Murat 124'ü Bostancı takım yıldızındaki evine bıraktım. Ay bugün de ben çok telaşlandım yalnız Ömer. Ne yapalım işte hayatım, böyle şeyler oluyor. Oluyor da ne demek Ömer? Nasıl ne demek hayat? Hatırlasana biz eskiden ne yapardık? Tanımadığımız insanlara adreslerimizi vermezdik. Ben onu demiyorum. Biz birbirimize mektuplar yazmaz mıydık? Yazardık da bunun ne alakası var şimdi bununla? Nasıl ne alakası var Zeynepciğim? Sen nasıl mühürlerdin o mektupları? Nasıl mühürlermişim? Öperek mühürlerdin. Sen de korkunç karikatürler çizerdin. Hoşuna giderdi ama değil mi? Evet ama artık böyle şeyler kalmadı Ömer. Yani artık gençler takma isimlerle birbirlerinin yüzlerini bir kere bile görmeden internette yazışıyorlar. Neyse hayatım neyse. Sibel internette birine adres verip onunla buluşmaya kalkmakla nasıl büyük bir yanlış yaptığını anladı. Ama şimdi ben çok yorgunum ve bir an önce uyku faslına geçmek istiyorum hayatım. Olur mu? Tamam. Hadi. İyi geceler. İyi geceler. Kim olabilir bu saatte ya? Hayırdır inşallah Allah Allah.
Geldim. Aferin yani size. Aslı, kızım. Aslı sen Ezgiler'de kalmayacak mıydın? Bu evde bunu kimsenin fark etmemiş olmasına inanamıyorum. Sinemada Mahsur kalıyor ve hiçbirinizin haberi yok. Mahsur mu kaldınız? Bir dakika, ne oldu anlat bakayım. Sapığın biri sinemada kızın kafasına silah dayadı. Benle evleneceksin, evlenmek zorundasın falan diye. Kız da hayır dedi. Herkesi rehin aldı bu yüzden o sapık. Sonra Allah'tan silah oyuncakmış da olay tatlıya bağlandı. Çıkışta herkesin yakınları, akrabaları, ailesi oradaydı. Herkesi böyle sarılıyorlardı. Kimse yoktu benim için orada. Kimse beklemiyordu. Kimse beni desteklemek için gelmemişti oraya. Aslıcığım sen iyi misin hayatım ya? Hiç iyi değilim anne. Sana ve babama çok kızgınım. Ya insan bunu nasıl duymaz ya? Aslı ne dese haklı vallahi Zeynepciğim. Bütün Türkiye bu haberle çalkalanıyor. Ama siz böyle keyfinize bakıyorsunuz burada. Televizyonda hiç açmadık ki kızım ya. İşte bu, işte bu. Kendine romantik 667 falan diyor. Gördünüz mü haberleri? Romantik silahları gördünüz mü neler karıştırmış? Biz de ona bakıyorduk Alpay amca. Bu da sapık tarafından tehdit edilen kız. Kınalı kuzum ne adı öyle bir şey. Tüh be Tahir. Bu kız için mi bıraktın Sibel'in peşini? Ay işte akıl yok ki çocukta. Bir de kendine romantik diyor. Sibel bu kızın yanında. Oo. Ama kızlar konusunda azimli çocuk yani. Ay Efe örnek almasa bari ha. Ya dikkat ederseniz bu romantikle kınalı kuzu birbirine sanki yakışıyor gibi ha. Bugün yıldızların durumundan mıdır nedir? Herkese bir şey olmuş. Kafayı yiyeceğim, delireceğim, çıldıracağım ya. Aa.